Dün itibariyle Hakan Fidan'ın kurduğu önemli bir başka cümleyle devam edelim. Irak'ta hiç kuşkusuz normalde PKK varlığını Irak devletinin ortadan kaldırması lazım. En azından bizim sınırımızdaki varlığını zaten görmememiz lazım. Ama maalesef 40 yıldır bu gerçekleşmedi. O yüzden de yine yaklaşık olarak 40 yıldır da sınır ötesi harekatlar Kuzey Irak'ta başladı. Şu anda da devam ediyor Pençe serisiyle birlikte. Ama bugünlerde daha fazla Süleymaniye'ye operasyonları özellikle MİT'in operasyonlarını görüyoruz. Çünkü PKK yönetiminin varlığını biraz daha aşağı çektiği İran destekli Talabani yönetimiyle birlikte özellikle Kerkük'teki Türk varlığına karşı da demografik yapıyı değiştirecek şekilde hareketliliğin olduğu finansmanın sağlandığı farklı şekillerde PKK'nın önünü açıldığı haberlerini zaten veriyoruz. İşte dün ee, Hakan Fidan da KYB yani Talabani yönetimi değişmezse daha ileri tedbirler alırız dedim. Peki neler olabilir? Onlara bakacağız. KYB ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını da ortaya koymaktadır. Süleymaniye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta ter tereddüt etmeyeceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan işte bu sözlerle Süleymaniye Merkezi KYB'yi hedef aldı. Aslında uzun zamandır devam eden ihtilaf ve tartışmalar bir kez daha su yüzüne çıktı. Gündemdeki yer İran kuzeyinde Pençekilit Harekatı bölgesi. Türk ordusu 2019'dan bu yana bölgede operasyon serisine devam ediyor. Amaç terörü kaynağında kurutmak. 22 ve 23 Aralık'taki terör saldırılarında 12 Türk askeri şehit olmuştu. Geçen hafta yaşanan sızma girişiminde ise 9 Türk askeri şehit düştü. Gözler yeniden Irak'taki terör oluşumuna çevrildi. Geçtiğimiz yıl bölgede en dikkat çekici olay 15 Mart gecesi yaşandı. PKK-YPG'li teröristleri taşıyan helikopter Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrinde düştü. Kaza Süleymaniye ile Suriye'deki terör yapılanması arasındaki bağı gözler önüne serdi. Türkiye önlemleri almakta geç kalmadı. 3 Nisan 2023'ten beri Süleymaniye hava sahası uçuşa kapalı. İdari işleri yürüten konsolosluk ajansı kapalı. Türkiye KYB ile temas kurmuyor. Babası Celal Talebani'nin 2017'de hayatını kaybetmesiyle yerine gelen oğul Bafel Talebani de tartışmalı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Oğul Talebani döneminde Türkiye ile ilişkiler gerginleşti. Irak'ta başka bir terör örgütünün varlığının gözlemlendiği alanlarda mevcut. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da meclisteki konuşmasında Irak'taki son gelişmelere işaret etti. Daha mücadele kisvesi altında Kerkük'e davet edilen PKK'nın bu şehirde bilahare mevcudiyetini geliştirmesi ve Daha kurtarılan Sincar'a yerleşmesi bu anlamda öne çıkan gelişmelerden olmuştur. PKK'nın bir yandan Daha'ın boşalttığı alanlara yerleşirken diğer yandan Dağış'la sahada kısmi işbirliğini sürdürür de ayrıca görülmektedir. Tüm bu gerilim hattında Türkiye kararlı duruşuyla dikkat çekiyor. Amaç gözlerin çevrildiği Irak'taki terör saldırısı tehdidini sıfırlamak.